Merhaba arkadaşlar, Düşeyara ve Lookup fonksiyonlarına ilişkin 20 videoluk serinin 18.sine hoş geldiniz. Burada arkadaşlar teknik Düşeyara ile veri doğrulamayı birleştirmek, yani data validation denen özelliği birlikte kullanmak. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Örnekle açıklayalım. Mesela ben buraya bir değer giriyorum. Girdiğim değer bu listede bulunmalı. Bunu çekilecek. Aynı şekilde gidip başka sayfadan da bakabilir. Buradan da bakabilir arkadaşlar. Şimdi şuraya yazacağımız bir veri doğrulama arkadaşlar. Veriden veri doğrulama yapılmış silelim. Buraya yazacağımız bir veri doğrulama arkadaşlar. Özel kısmında bakmalı burada var mı diye. Bir kere burası eşittir'e başlıyorum. Yani koşullu biçimlendirmenin, veri doğrulamanın, data validation'ın formül kısımları eşittir'e başlıyor. Bu. Neye eşit olmalı? Burada hep yapılmalı olan şeyler. Bir Düşeyara'yla, tabi burada fonksiyon açamadığımız için elimizde yazacağız veya yazıp buraya getirip kopyalayacağız arkadaşlar. Bir yerde problem yok. Ve bildiğiniz bunu arayacak. Buradaki değeri arkadaşlar burada arayacak. Daha sonra bir kullanım 1, 0 bunları biliyoruz. Şey olmasın, yakın eşleşme yapmasın diye. Evet, bu buna eşit olmalı. Yani buraya giden her değer bu, burası için A3, A4 anlamına gelecek. Gidip bakacak arkadaşlar. Muhtemelen orası da o şekilde olacak. Olmadı deneriz. Tabii bununla kalmayalım bir dakika. Arkadaşlar, hata da verelim. Liste dışı değer girdiniz. Diyelim vesaire. Şimdi 14, 24 veya üsttekine aynen 20 yok. Ben böyle gireyim. 501. 14, 24 tire 1501. Doğru mu arkadaşlar? Bir şey demedi. Böyle giriyorum. Tire bilmem ne dedim. Şimdi ne yapması lazım? İşte dışarıya girdiniz. Yeniden girelim. 2000 varmış. 14.24-2000. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir Düşeyara'nın bize veri doğrulamada yardımcı olduğunu gördük. Evet arkadaşlar, yine serinin devamındaki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Diğer çalışmaları da aynı şekilde yapmak lazım. Çok bir farkı yok arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.